Koray'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Koray Dikmen ben. 1964 yılında, Ocak ayında ikizlerden biri olarak Ankara'da dünyaya geldim. Annem babam ikisi de yüksek elektrik mühendisi idiler ve de çalıştıkları için bizi erken okula verdiler. Dolayısıyla 5 yaşına biraz geçmiştik, ilkokula başladık. Ondan sonra işte ilk orta liseyi Ankara Koleji'nde okuduk. TED Ankara Koleji'nde. Onun büyük yardımını gördüm. Çünkü bütün şeylerimiz İngilizceydi. Daha sonraki yaşamımda bu bana çok yardımcı oldu. Üniversiteye girerken bizim zamanımızda tek üniversite imtihanı vardı. Ve de 18 tercih yapılıyordu. Ben aslında bütün hayatım boyunca mimar olmak istememe rağmen nedense şeyde sadece elektrik makine mühendisliğini yazdım. Bir de lisedeyken fizik ve matematik benim en sevdiğim derslerdi. O yüzden sadece yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 8 tercih yaptım. Yani hepsi ODTÜ'ydü. Elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, fizik ve şey yazdım. Sonra annemle konuşurken bir ara sağ olsun bana dedi ki ya bilgisayar mühendisliği de yeni bir bölüm, yeni geçmekte olan bir bölüm, onu yazmak istemez misin? Dolayısıyla onun şeyle, etkisiyle bilgisayar mühendisliğini ilk tercih olarak yazdım Orta Doğu'da. Dolayısıyla ilk tercihimi kazanma şansını buldum. Ve de ondan sonra üniversite şeyim başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliğine başladım. O dönemlerde tabii bilgisayar mühendisliği çok yeni olduğu için biz sanırım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 3. sınıfıydık. Yani 3. sınıfıydık derken 3. senesiydi bilgisayar mühendisliğinin açıldığı. Dolayısıyla mezun olduğumuz zaman 1984'te, gerçi ben bir dönem uzattım, 85 Ocağı'nda mezun oldum ama Türkiye'de 3. şeydik. Bilgisayar mühendisleriydik, 3. sınıf şeydi. Daha başka, bizden, bizimle beraber yanlış hatırlamıyorsam Hacettepe'nin de bir bilgisayar mühendisliği şeyi vardı. Üçüncü olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin açıldı fakat onlar ilk mezunlarını yanılmıyorsam bizden sonra vermeye başladılar. Dolayısıyla şey olarak piyasaya çıktığımızda ülkenin ilk bilgisayar mühendisleri şeyiyle piyasaya çıktık. Koray Bey, peki üniversite sonrası iş deneyimlerinizden biraz bahseder misiniz? Evet, şimdi bilgisayar tabii ki o zamanlar yeni gelişmeye başlayan bir şey, teknoloji. Daha önce tabii yurt dışında bunun şeyleri var, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra IBM tarafından geliştirilen makinalar ilk başta yanılmıyorsam NASA falan gibi kuruluşlarda 1970'lerin başından itibaren var ama Türkiye'ye girişi 1970'lerin sonuna doğru diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla biz üniversiteden çıktığımız zaman bilgisayar alıp kurup buna personel ayırıp, bütçe ayırıp, organizasyonuna bilgisayar katmak şeyini hisseden şirket sayısı tabii çok fazla değildi. Genellikle çok büyük şirketler, işte Sabancı, Bimsa, genellikle bankalar buna ön ayak oldular. Çünkü ilk ihtiyaç hisseden buna organizasyon olarak ve de işletim olarak bankalar oldu. Dolayısıyla ben de üniversiteden çıktıktan sonra Akbank'ın bilgi işlem merkezinde çalışmaya başladım. O zamanki ismi Bimsa idi. Sabancı'nın bütün şeylerini bir arada toplamışlardı. Bilgi işlem merkezi sağ, Bimsa'nın kısaltılmışı. Aman pardon, şeyi açılmış hali. Orada çalışmaya başladığımız zaman bir IBM makinesi üzerinde çalışmaya başladık. O zaman IBM'in dışında birkaç tane daha popüler firma vardı. Onlardan bir tanesi NCR'dı, National Cash Register.
kendi ufak boy sistemleri ve artı ATM makineleri ve de isminden de anlaşılacağı gibi akıllı kasalar üretiyorlardı. Onun dışında Vax Digital Equipment Corporation vardı. Şimdi bunların çoğu artık yok maalesef. Zamanın şeyine ya ayak uyduramadılar ya da başka şeyler tarafından satın alınıp o bünyede eridiler. Dolayısıyla ilk başladığımız zaman VSC diye bir operating sistem altında çalışmaya başladık. Programlama dili olarak tabii 1980'lerin başında özellikle 70'lerin sonunda en şey programlama dili IBM'in geliştirdiği Fortran ve PL1 dilleriydi. Ben çalışmaya başladığım zaman mecburen PL1 ve şeyle başladık. Assembler öğrenerek, Assembler dillerini kullanarak programlamaya atıldık. Zaman içerisinde hatta 1984 yılında bakarsanız C, yani sonradan çok popüler olmuş C language'inin daha specification'ları yeni çıkmıştı. Belki compiler'ları yeni piyasadaydı. Ondan sonra Java çok popüler hale geldi biliyorsunuz. Şeyin arasında ki Java'da sanırım o senelerden hatta daha sonra yavaş yavaş popüler olmaya başladı. Şimdi bu popülariteyi teknolojinin geldiği son nokta olarak algılamamakta fayda var. Çünkü benim sınıf arkadaşlarımdan bazıları özellikle çok üniversiteyi tam notla bitiren gerçekten çok çalışkan ve akıllı arkadaşlarımız vardı. Onlar Amerika'ya gittiler ve bir tanesi özellikle Java develop eden, Java specification'larını develop eden grupta yer aldı. Şimdi bu kadar popüler hale gelmesinin bu yazılım platformunun aslında teknolojiden ziyade birazcık marketingle alakası var. Çünkü o zamanlar üniversitelerin bilgi işlem merkezleri de yeni yeni kuruluyordu ve de hepsi çok değişik hardware kullanmaya başladılar. Java hardware'den bağımsız bir programlama şeyi sunduğu için ve de parasız olduğu için bütün üniversiteler kendi şeylerini programlarına bu şeyi kattılar, bu altyapıyı kattılar ve bu o dönemlerde eğitim gören hatta hala keza öyle diye tahmin ediyorum. O dönemlerde eğitim gören bütün arkadaşlar Java bilerek ortaya çıktılar. Dediğim gibi bunun teknolojiyle ya da teknolojinin geldiği son noktayla alakası yok. Sadece bir tür Sun Corporation'ın akıllı bir şeyi ile Java bütün şeye yayıldı. Şimdi şey devam ettiği zaman, ilerleme devam ettiği zaman tabii bizim kullandığımız ortamlar da değişti. Operating sistemler değişti, yenilendi. MVS denen Multiple Virtual Storage kısaltması, aman açılımı. MVS denen operating sistemlere geçtik. Altında çalıştığımız yani üzerinde program koşturduğumuz transaction processor'lar değişti. Onlar yenilendi. Öncelikle 1970'lerde specification 1970'lerin başında yazılmış olan COBOL dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok kabul gördü ve de bizim şeyde PL1 yazarken şirketler yavaş yavaş şeye döndüler. COBOL'la çalışmaya döndüler ve de 80'lerin daha doğrusu 80'lerin sonunda relational database'ler çıkmaya başladı ortaya ve bu relational database'leri zaman içerisinde şirketler alıp kullanmaya başladılar. Şimdi ben kendimizi birazcık Yeşilçam artistlerine benzetiyorum ilk şeyler olarak, ilk mezunlar olarak. Çünkü iş olanaklarımız şey olarak kısıtlı olmasına rağmen
piyasada gördüğümüz rağbet çok gerçekten iyiydi. Yani güzel bir karşılama bulduk piyasadan. Ama tabii şeylerimiz, olanaklarımız ve çalışma alanlarımız çok sınırlıydı. Şimdi zaman içerisinde işlemcilerin boylarının çok küçülmesi, bir komoditi olarak hafızanın çok fazla büyüyüp herkese ulaşılabilir hale gelmesi sonucunda bilgisayarların ya da işlemcilerin içinde bulunduğu şeyler, uygulamalar çok fazla arttı. Yani birdenbire şeyin, dediğim gibi, kendimi tekrar etmek gibi olacak ama işlemcilerin küçülmesi ve de bunların boyutsal olarak daha küçük aygıtlar içerisinde bulunması ve operating sistemlerin başka başka uygulamaları destekler hale gelmesiyle beraber uygulama alanları çok fazlalaştı ve de ismine computer diyebileceğimiz şeylerin, device'ların sayısı da çok, hem nevi olarak hem sayısal olarak çok birdenbire patladı. Bu patlama herhalde 1990'ların sonuna doğru oldu diye tahmin ediyorum. O gözle hiçbir zaman piyasaya bakmadım ama teknolojinin gelişimini hatırlamaya çalıştığım zaman bunu oraya şey yapabiliriz. Tabii bunun dışında internet ortamının yaygınlaşması ve de popüler hale gelmesi, altta onu destekleyen mimarilerin ve yazılımların da gelişmesini sağladı. Şimdi internet 1980'lerin başında, belki daha da önce, özellikle üniversite araştırmacılarının şeylerini paylaştığı, araştırma, research and development'larını paylaştığı bir mecra olarak, iskelet olarak vardı zaten. İsmine ARPANET deniyordu. Yanılmıyorsam internetin tabanı ve şeyi bu ARPANET'in üzerine kuruldu ve geliştirildi. Fakat zamanla tabii popüler olup internetin şey yapması, her eve girmesi diyeyim, yani üzerinde bir browser çalışan herhangi bir aletin bunu kullanabiliyor olması birdenbire tabii ki internetin popülaritesini ve bu popülariteyle beraber problemleri de getirdi. Mesela bu problemlerden en büyüklerinden bir tanesi güvenlik problemi. Bu güvenlik problemini aşmak ve de şey yapmak için, ya da ne bileyim, kişisel güvenliği şey yapmak için bu teknoloji hala 2000 yılların başından beri şey yapıyor, bunun üstünde çalışılıyor. Dolayısıyla uygulama alanları hem hardware olarak hem de software'in ulaşacağı şeyler olarak, ne derler, yerler olarak son derece genişledi. Dolayısıyla şimdiki arkadaşlar şey yaptıkları zaman çok değişik tarzda uygulamaların, daha önce, yani bizim zamanımızda ilk mezun olduğumuz zaman hiç bulamayacağımız, o zaman aklımıza bile gelmeyecek uygulamaların olduğu, bunların sayıca çok fazla olduğu bir ortama şey yapıyorlar, doğuyorlar. Bu avantaj mıdır, dezavantaj mıdır aslında, bunu bilemiyorum. Çünkü herkes kendi şeyini, kendine ait bir dönem ve kendine ait bir şey yaşıyor, zaman parçası yaşıyor. Biz ilk üniversiteye girdiğimiz zaman, eğitim görmeye başladığımızda çok temel prensiplerin eğitimini aldık. Çünkü daha bu temel prensiplerin üzerinde build edilmiş, inşa edilmiş başka yapılar henüz yoktu şey olarak. Dolayısıyla bu temel yapıların ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını, nasıl bir araya geldiğini öğrenme şansı yakaladık. Şimdi yeni gelişen, yeni eğitim gören arkadaşlar için üniversite programlarını artık takip etmiyorum, bakmadım tabii, ama
Bu beraber çalışacağım, beraber çalıştığımız arkadaşların şeyine bakarak söyleyebilirim. Bu temelden ziyade bu temel üzerine inşa edilmiş başka bilgilerle donatılıp arkadaşlar üniversiteden geliyorlar. Şimdi bu tabii bunların her biri bir abstraction layer demek. Her abstraction layer'da ilgili diyelim, ilgili makamı bir alttaki layer'ın şeyinden soyutluyor. Kompleksitesinden ya da onun fonksiyonalitesinin bilmekten soyutluyor. Bu soyutlama benim durduğum yerden ben baktığım zaman bir dezavantaj. Çünkü böylesi temel bir bilgi başka şeylere çok rahat modüle edilebilecek bir bilgi. Yani A tipi bir şeyde de çalışsanız, B tipi bir işlemde de çalışsanız ya da fonksiyonda da çalışsanız, bu temel bilginiz olduğu zaman intibanız çok daha rahat olabiliyor. Fakat belli bir abstraction layer'la şey yaptığınız zaman, çalıştığınız zaman ve alttaki katmanların bilgisinden muaf olduğunuz zaman, bunlardan üst şeyde kaldığınız zaman, o zaman başka bir şeye, mecraya geçmeniz o kadar kolay olmuyor. Ve daha başka bir eğitim, öğretim sürecinden ya da uyarlama, oryantasyon sürecinden geçmeniz gerekiyor. Şimdi benim şeyimde, algımda ya da düşüncemde bu bir dezavantaj. Avantaj olarak bu abstraction layer'ları kullanarak çalışabileceğiniz yerlerin de çok olması. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şeyin iki tarafında her zaman bulabilirsiniz. Avantajını da, dezavantajını da. Dolayısıyla avantajlar yeni arkadaşlara olanak ve şans sağlıyorlar. Dezavantajlar, eğer özellikle bir şey yaratmayacaksanız, yani ne derler, tamamen değişik bir şey yaratmayacaksanız, bu abstraction layer'ları bilmek sizin için yeterli olacaktır hayatınız boyunca. Şimdi dezavantaj ve avantaj konusuna gelince, verilen eğitimin farklılaşması tabii kaçınılmaz gelişimlere göre. Aslında dezavantaj olarak çok fazla bir dezavantajını açıkçası görmüyorum. Çünkü verilen eğitim bir temeldir sonuçta. Bu bir mesleki eğitimdir ve de sonuçta her üniversiteden çıkan arkadaş iş yerlerine gittikleri zaman o iş yerine ait iş konusunda bilgilendirilmek zorundadırlar. Dolayısıyla bir dezavantaj görmüyorum şey açısından, yani uygulama açısından bir dezavantaj görmüyorum. Dezavantaj ancak Türkiye olarak hani çok temel şeylerde, bu işin temelinde bir üretim sürecine girmek olduğu zaman dezavantaj olabilir. Mesela Türk herhangi bir konuda bir işletim sistemi yazmak istersek ya da ne bileyim çok temel bir şey yapmak istersek, şu anda bu konularda herkes de olduğu gibi aslında üretici firmaların şeyine bağlıyız, mesela IBM, Microsoft, Apple gibi. Ama bundan çok fazla da kaçış olduğunu zannetmiyorum. Çünkü zaten diğer bütün şeylerde kendi işletim sistemlerini oluşturamadılar. Zannediyorsam bir zaman Fuji bilgisayarlarında Japonların öyle bir denemesi oldu. İngilizler yapmaya çalıştılar ama onlar da başaramadılar. Yani sonuçta söylemek istediğim
bir dependency'miz var. Ama bu dependency zaten bütün dünya için geçerli. O yüzden bu bir dezavantaj mıdır bilemiyorum. Ama dependent olduğunuz şeyi bilmekte fayda var tabii. Peki Koray Bey, 90'larda yazılımcı olmak nasıl bir duyguydu? Şimdi yazılımcı olmanın temel duygusunun çok fazla hani değişti mi onu pek şey yapamıyorum Deniz ama yazılım geliştirdiğimiz ortamlar farklılaştı. Biz yazılımla uğraşırken tabii yazılım yaptığımız şey ana bilgisayarların üzerindeydi. Dolayısıyla şey olarak daha kişiselleşmiş bir ortamımız yoktu. Girdiğimiz logon olduğumuz ve kullandığımız sistemler aynı zamanda ana makinaydı ve bu ana makinede bizim geliştirme sürecimizin dışında aynı zamanda üretim şeyleri de run ediyordu. Üretim ürünleri de run ediyordu. Şimdi yavaş yavaş PC'lerin gelişmesiyle beraber, personal computing'in gelişmesiyle beraber bu gelişim şeyleri, geliştirme ortamları biliyorsun bu PC'lerin üzerine kaydı. İşte IDE'ler çıktı ya da bağlantı şeyleri farklılaştı. Dolayısıyla her developer'ın kendi şeyinde kendisine özgün bir şey yaratabileceği, çevresel koşulları yaratabileceği şeyler oluştu. Dolayısıyla bu insanlarda özellikle ürün, product geliştiricilerine bir takım serbesti verdi. O da tabii ki şey açısından bence şeyi üretim kalitesini ve de productivity'yi arttırdı. Ama onun dışında duygusal olarak bir şeyin bunlara bağlı değiştiğini bilemiyorum nasıl söyleriz ama yazılım üretmek ve de yaptığınız şeyin sonunda bir işe yaradığını ve de çalıştığını görmek her zaman için çok güzel bir duygu tabii. İnsanı besleyen bir duygu. O yüzden hani duygusal beslenme açısından bir farklılık var mı bilmiyorum. Sadece tarz olarak bir farklılık geldi diye düşünüyorum. Peki Koray Bey, yönetici olsanız beraber çalışmayı düşündüğünüz arkadaşlarda ne gibi özelliğe bakarsınız? Şimdi ben bu iş kolunda diyeyim, bilgisayar destekli iş kollarında 35-36 senedir çalışıyorum. Bu süre zarfında gördüğüm şeylerden bir tanesi, vazgeçilmez, kaçınamadığımız yani şirketler olarak kaçınamadığımız şeylerden bir tanesi, çalışacağımız arkadaşlara mutlaka bir eğitim desteği vermek zorunda olduğumuz. Şimdi üniversiteler mesleki bir temel veriyorlar ama bu mesleki temeli biz kendi iş alanımıza kanalize etmek zorundayız. Dolayısıyla mesleki eğitimin kendi iş kolumuzda nasıl kullanılacağını ya da neler yapabileceğimizi zaten mecburen arkadaşlarla paylaşmak zorundayız. Bir eğitim sürecimiz bizim de mutlaka olması gerekiyor Deniz. Bundan kaçınabildiğimizi zannetmiyorum. Dolayısıyla bütün büyük şirketlere bakarsanız, büyük bilgisayar merkezlerine onların kendi eğitim şeylerinin ne derler programlarının olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben kendi özelimde çalışacağım arkadaşları seçerken biliyorum ki onlarla beraber bir eğitim süreci geçireceğiz. Onun için bence en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlardaki öğrenme şeyi, hevesi. CV'ler çok güçlü CV'ler olabilir. İşte ne derler, çok iyi şeylerden, çok iyi
üniversitelerden, iyi programlardan gelinmiş olabilir. Geçmişte çalışılmış bir yerler olabilir. Fakat bu kadar sene sonra gördüğüm şeylerden bir tanesi şeyin istek ve arzunun, bir şeyler yapma arzusunun benim için öne çıktı. Eğer o varsa bu şeyi, o hamuru istenilen şeye şey yapmak daha kolay. O yüzden hani kesin kes şu 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 şeylerdir diyemiyorum. Sanırım galiba karakter her şeyden öne çıkıyor. Bir istek, arzu, bir şey yapma arzusu, yaratma arzusu öne çıkıyor. Dolayısıyla CV'ler tabii ki önemli. En azından şeyi biliyorsun. Mesela bazı üniversiteler ki ben bunu pek anlayamıyorum. Çünkü çalıştığımız konu tamamen yurt dışı kaynaklı ve de yurt dışı tarafından geliştirilmiş, ürünleştirilmiş, promote edilmiş her şey bizim şeyimizde öyle maalesef. Ve gelen arkadaşların bazıları İngilizce, özellikle İngilizce konusunda sıkıntılı geliyorlar. Ben bunu onların gelişimi açısından bir, açıkçası bir problem olarak görüyorum. Yani şeyin kriterlerimden bir tanesi de iyi derecede yabancı dil, özellikle İngilizce bilmek olurdu. Çünkü bu konuda bir eğitim vermek istediğimiz zaman bile ya da bir destek dokümanı sağladığımız zaman bunların hepsinin dili İngilizce. Dolayısıyla bunları anlayacak ve şey yapabilecek, kullanabilecek seviyede iyi bir İngilizce de önemli diye düşünüyorum. Çünkü mesleki temelin üniversiteler tarafından zaten verildiğini kabul ederek bu şeyleri söyleyebilirim. Peki Burak abi, son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi son olarak arkadaşlara kullandıkları şeyde ne derler? Kullandıkları altyapı elemanlarının, yani ürün geliştirirken, bir şey geliştirirken kullandıkları altyapı elemanlarının temelini öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Mesela ne bileyim bir encryption şeyinden bahsediyorsak bunun nasıl çalıştığını ya da ne bileyim bir hash algoritması kullanıyorsak bunun nasıl geliştirildiğini bilmek her zaman için bir avantaj bana göre. Çünkü bu şeyler Amerikan Standartlar Enstitüsü tarafından sürekli değiştiriliyor, şey yapılıyor, update ediliyor. Çalıştığımız bir sürü konuda böyle. Doktorluk gibi ben de bu şeyin, bu konularda böylesi bir takibin önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kullandığımız platformun altyapı elemanlarını ve bu elemanların neyin üzerine inşa edildiğini bilmek her zaman için çok büyük bir avantaj olacak çalışan arkadaşlar için. Ben çok unorthodoks bir tavsiye vermek istiyorum arkadaşlara bu kadar sene sonunda. Şimdi yaptığımız iş aslında dışarıdan çok zeki görünse de yaptığımız iş aslında son derece aptal bir alete akıllı olmayı, akıllı davranmayı öğretmeye çalışmak. Dolayısıyla kendimizi ve zihnimizi bir aptal gibi düşünmeye zorluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bir program yazmak aslında sonuçta son derece aptal bir makineye bir şeyleri yaptırma hamlesi. Şimdi bu insan zihnini ya da beynimizin çalışma şeyini çok kısıtlı bir hale getiriyor. Çok kısıtlı bir alana özür dilerim indirgiyor. Ve de hayatımız birdenbire koskocaman bir if then else statement'ı haline gelebilir. Arkadaşlara tavsiyem zihinlerini özellikle soyut düşünme kabiliyetlerini arttırabilmek ve de sağlıklı tutabilmek için bambaşka, bilgisayar dışında bambaşka şeylerle uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Bu onların yaratıcılıklarını da daha
ileri seviyede tutacak diye düşünüyorum. Aksi takdirde sürekli tek bir şeyde bilgisayar programcılığı üzerinde kalmak insan beynini zaman içerisinde son derece kısıtlı bir şeye indirmek demek. Bu yüzden mutlaka farklı şeylerle ilgilensinler, farklı hobiler, farklı şeyler okusunlar ki soyut düşünme kabiliyetlerini yitirmesinler. Soyut düşünme kabiliyeti çünkü insanın yaratıcılığını arttıran bir şey. Bizim uğraştığımız iş programlama dersek eğer o son derece somut bir şey ve son derece aslında kısıtlı bir şey, mecra. Programlamadan bahsediyorum, uygulama alanlarından bahsetmiyorum. İşin meslek yani işin sonuçta geldiği kısır döngüyü anlatmaya çalışıyorum. Ne iş yaparsak yapalım sonunda bir kısır döngü mutlaka var. Bu kısır döngüyü kırmanın ve de şeyimizi, dimağımızı, zihnimizi şey tutuyor olmanın, ne derler, üretken tutuyor olmanın ben biraz da buradan geçtiğini deneyimledim. Belki arkadaşlara verebileceğim tek tavsiye bu olur. Onun dışında tavsiye vermek ya da bir şey önermek çok zor. Çünkü ben bu kadar senenin sonunda kendimden ve yanımdaki arkadaşlardan gördüm ki herkes kendi unique şeyini yaşayacak. Tavsiyeden ziyade bir temenni ile bitirebilirim sözlerimi. Umarım hepiniz severek çalışacağınız, mutlu olacağınız işlerde bulursunuz kendinizi.